Birkaç sorumuz var. Sorabilir miyiz? Sordum. Raid ne demek raid? Bilmiyorum ki raid. Bilmediğim cümleye cevap veremem abi ya. Türkçe söyle ki söyleyeyim sana. Raid ne demek? İşte fıs fıs yani onun bir başka bir adı oluyor. Abi raid altın ne demek raid altı? Raid altın 5'te sonra gelir. Raid altı fıs fıs. Abi raid sinek ilacımız. Genceleri sinek oluşuyor. Raid'e kullanırsın. Raid altı? Felaket kurtarma merkezi deyince aklına ne geliyor? İtfaiye. Kralı olamaz abi. Yaklaşanı diyor ki deve yavrusu küçüklüğünde ateş bombaları kovalar patlar diyor yaklaşanı abi. Bunu da bana çok araştırma abi, korkuyorum ya. Bir abi elindeki olan bir zincir mi? Kopmayan bir halka mı abi? Depremi engelleyecek bir güç mü var sende abi ya? Felaket mesela acil bir durumlarda ambulans gelir mesela, bir yangın çıkar. Disk çekmece bağlantısı deyince aklına ne geliyor? Bir proje geliyor aklıma. Öyle metrobüsle falan birleşmesi küçük çekmecenin oralarda. Yanlış hatırlamıyorsam. Nerede? Küçük çekmece miydi? Bir bağlantı yolları geliyor. Nereye? Disk büyük çekmece, küçük çekmece. Kümeleme yazılımı ne abi? Parantez içinde olan gizli cümlelerden mi bahsediyorsun abi? Küme derken saklamak mı, dosyaya atmak mı abi? Kafadan dışarı yansıtmamak mı abi? Olabilir. Kaç çeşit kümeleme yazılımı vardır? 3. Söyle. Lan yaratmak ne demek? Buyur. Lan yaratmak. Lan mı? Lan yaratmak. Orayı anlayamadım. Lan. Ha, tamam. Şimdi Allah buyurmuş ki Kur'an-ı Kerim'de lehul halku vel emru. Yani yaratmak benim işimdir ve müdahale etmek, tasarruf da etmek yine benim hakkımdır. Buna başkaları el koymasınlar. Lan yaratmak mı? Lan cümlesi yanlış ya. Lan ne abi ya? Hitap sözcüğü mü? Lan kelimesi ters bir kelimedir. Karşındakini küçük düşürüyor, aşağılama demektir. Lan yaratıyor musun? Lan yaratıyorum arada bir. Nasıl? Örnek ver. Mesela arkadaşla konuşurken yani ağzımdan direkt çıkıyor lan. Sabah evden çıktım. Arkadaş diyor ki nerede kaldın lan? Tamam, hiç unutamadın lan yarattığın bir şey. Var abi. Gece 12'de işte eve gittim. Abimle tartıştık. Hiç olmadık bir anda lan ağzımdan çıktı. Sanallaştırma deyince aklına ne geliyor kardeşim? Sanallaştırma, Facebook, Twitter, MSN. Ne yapıyorsun MSN'de sanallaştırırken? Konuşuyorum, kızlarla konuşuyorum. Ha. Açıyorlar, üstlerini falan açıyorlar işte öyle. Format atmak ne demek amcacığım? Vallahi bilmiyorum, ben de yabancı misafirim gelmişim buraya. Bir şeyin yemeğin tadını tatmak. Güzel yemek olursa tatarsın, format atmak. Yani silmek, hazırlamak. Çok iyi. Peki dondurmanız neli acaba? Karışık. Format atmak deyince aklınıza ne geliyor? Gol geliyor. Efendim? Gol. Gol mü? Ping atmak ne demek abi? Ping atmak. Zıplamak mı? Bir şey yerinden kaldırıp atmak mı abi? Ping'in anlamını söyle ki söyleyeyim sana. Ping atmak ne demek? Yani. Ne? Seks yapmak mı abi? Ne? Fingirdeşmek, seks yapmak mı abi? He? Oynamak mı, cıvıtmak mı? Abi onu çok ağzıma sokma, sana zahmet. Tamam, şöyle tutayım abi. Öyle tut abi. Biraz medeni şekilde olsun baba. Özür dilerim. Ping atmak. Telefon kartına taktık kartı. Ping kartına girmezsek telefon açılmaz. Ping atmak ne demek? Bilmiyorum vallahi ping atmak. Vallahi hiçbir şey aklıma gelmiyor. He. Şimdi bana ne demen gerektiğini ben anlayamıyorum abi. İnsanlar karşısındakilerinin kendileri gibi düşündüğünü bilseydiler bütün kutsal varlıklar değerlerini kaybederdi. Sen bana ne anlatıyorsun abi ya? Valla ben öyle bir şeyler bilmiyorum ya. Hadi ya. Depolama alanı diyecek aklına ne giriyor abi? Ben Bağcılar'da iki tane depolama merkezim var. Peki abicim, çimlere oturmak yasaktır diyor. Sen niye, ne düşünüyorsun yani? Vallahi ben oturmuyorum, yatıyorum işte, görüyorsun. Ha, doğru abi, tamam. Teşekkürler abicim, sağ ol. Rica ederim, sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi günler.